Günaydın gençler. Bugün sizinle psikiyatrik hastalıkların tedavisine kullanılan ilaçlara geçeceğiz. Konu tekrarı yapmayacağız. Çünkü biliyorsunuz Sağlık Bakanı diyorum, Milli Eğitim Bakanlığı önce sınav olacaksınız diye açıklamada bulundu. Ardından da muhtemelen ailelerden gelen tepkiler nedeniyle sınavların ikinci döneme ertelendiğini bildirdi. O yüzden şimdiden genel tekrar yapmak yerine sınava yakın bir tarihte yeniden genel tekrar yapacağımı söyleyeyim. Bu konuda sizi biraz rahatlatmış olayım. Bugün müfredatımızı da zaten bugün yakalayacağız gibi bir durumdayız. Ben de içim rahat bir şekilde devam edeceğim. O yüzden sizinle bugün konu tekrar değil, yeni konumuza başlayarak günümüzü tamamlayacağız. Sınavlarla ilgili de biz de sizin gibi takipteyiz ama bakanlığın yapmış olduğu son açıklamaya göre sınavlarınız okullar açıldığı zaman, yani Şubat'ın 15'inde yanlış hatırlamıyorsam 15'inden sonra yapılacak gibi gözüküyor. Tamam mı? Ocak ayında yapılacak sınavlar iptal. Doğru mudur hocam? Benim bildiğim bu yönde. Tamam, peki. Hadi bakalım neymiş bu psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar. Hala biliyorsunuz sinir sistemi üzerine etki gösteren ilaçları konuşuyoruz sizinle. Sempatik sinir sistemi ve parasempatik sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçları tamamladık. Merkezli sinir sistemi üzerine etkili ilaçları konuşmaya başlamıştık. Burada da biliyorsunuz konuyla ilgili nevrotik ilaçları bitirdik yanlış hatırlamıyorsam. Hipnotikleri bitirdik, sedatifleri bitirdik. Parkinson'la ilgili olanları bitirdik. Şimdi de sıra geldi psikiyatrik hastaların tedavisine. Bu tip vakalarda hastanın fiziksel, ruhsal, zihinsel, psikonörotik durumuna ve hastalığın teşhisine göre birçok ilaç grubu kullanılabilmekte gençler. Fakat bu grupta yer alan ilaçları sınıflandıracak olursak 4 grubu ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi anksiyolitik ilaçlar. Siz de bu şekilde yazıyorsun. Kitabınızda da hatta oradan takip etmek isterseniz sayfa 59'dayım. Sayfa 59. Önce gruplandıralım. Anksiyolitik ilaçlar. Yani anksiyete giderici bunlar. Antipsikotikler. Antipsikotik ilaçlar, antidepresan ve antimanik ilaçlar, ve bu başlık altında öğreneceğimiz son grup ise santral sinir sistemi stimülanları. Santral kelime anlamı olarak harekete geçiren, uyaran anlamında kullanılıyor. Çalıştırmak bağında, harekete geçirici, uyarıcı anlamında kullanılıyor. Oldu mu? Yazalım lütfen. Bunlar psikiyatrik hastalıkların tedavisinde göreceğimiz 4 tane ilaç başlığı. Yazılınca da yazılıp diye haber verirseniz çok seviniriz. Peki, anksiyolitik ilaçlarla konumuza devam edelim. Anksiyolitikten anladığınız gibi anksiyete, anksiyolitik net olmuş, anksiyolitik, pardon özür diliyorum, şurası L olacak. Anksiyete bildiğiniz gibi kaygı bozukluğu anlamı taşımaktadır. Kaygı aslında hepimizin
yaşadığı bir şeydir. Hepimiz kaygı duyabiliriz. Sevdiklerimiz hakkında, geleceğimiz hakkında, sağlığımız hakkında, işimiz hakkında. Özellikle şu zor günlerde herkes sağlığıyla ilgili biliyorsunuz kaygı duyuyor. Kaygı duymak aslında normal bir şey. Peki ne zaman anormal bir hale geliyor? Kaygımızı kontrol edemediğimiz, artık bizim yaşamımızı etkilemeye başladığında, günlük faaliyetlerimizi yapamaz hale geldiğimizde, işimizi ya da beklenti ve sorumluluklarımızı yerine getiremez hale geldiğimizde anksiyete yani kaygı bozukluğu bizim için bir sorun olmaya ve tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlığa dönüşüyor gençler. Anksiyetik ilaçlar sedatif, hipnotik, antikonvulsan ve kas gevşetici etkilerinden dolayı anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlardır ve yeşil reçeteye tabidir bu ilaçlar. Bunu bilin. Anksiyolitik ilaçlar yeşil reçeteyle yazılır. Bunu bilin. Bu grupta yer alan bazı ilaçlardan sadece etken maddelerini bilmeniz benim için yeterli olacak. Lorazepam. En çok karşılaşacağınızı düşündüğüm için. Alprazolam. Ki bu ilacı daha önce de geçirmiştik. Zaten hep benzer ilaçlar kullanılıyor. Diazepam. Bunu da duymuştunuz. Diazepam. Tamam. Bu grupta yer alan en çok karşılaşma ihtimali olduğunuzu düşündüğüm etken maddeler bunlar. Başka etken maddeler de var da benim için şimdilik bu kadarını biliyor olmanız yeterli olacaktır. Tamam. Anksiyolitik ilaçlar şöyle yazalım. Kaygı bozukluğu durumunda kullanılır. Yeşil reçeteye tabi ilaçlardır. Bu grupta yer alan etken maddeler en sık karşılaşılan, kullanılan diyelim. Ya da başlıcaları da diyebilirsiniz. Lorazepam, Alprazolam, Diazepam, Diazem, işte Xanax, Ativan, bunların ticari isimleri, pazarda bulunan. En çok karşılaşacağınızı düşündüğüm 3 tane de etken maddesini verdim ama tekrar söylüyorum. Sadece bunlardan ibaret değil, bu alanda kullanılan başka etken maddeler de bulunmakta. Yazıldı mı? Demek ki anksiyetik ilaçlar kaygı bozukluğu durumlarında kullanılıyormuş. Kaygı da normalde aslında herkesin hissettiği bir duyguymuş. Ancak ne zaman ki yaşamın kontrolünü elimizden almaya başlar, bizi günlük aktivitelerimizden uzaklaştırırsa o zaman tedavi gerektirir bir hal alıyormuş. İşte hastalığı mesela, fobiler mesela, bunlar hep kaygı bozukluğu durumunda ortaya çıkan rahatsızlıklar aşırı seviyede. İşte o zaman tedavi gerektiriyormuş. Bunların tedavisinde kullanılan etken maddeler yeşil reçeteye tabiymiş. Bu alanda en çok kullandığımız demeyelim de başlıcaları diyelim daha doğru bir tabir olur. Lorazepam, Alprazolam, Diazepam olarak karşımıza çıkıyormuş. Başka etken maddeler de var. Tekrar altını çiziyorum. O zaman siliyoruz. Anksiyolitik ilaçları böylece bitirmiş olduk. Şimdi ise psikiyatrik tedavide kullanılan ikinci gruptan bahsedeceğiz. Antipsikotik ilaçlar. Peki bu ilaçlar antişizofrenik olarak da adlandırılır. Bu grupta şizofren ve bazı psikotik hastalıkların anksiyete, işte bulantı kusma, vertigo, alkol bağımlılığında yoksulluk sendromu tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Yazalım.
ilaçlar targetliyseniz, bununla birlikte ansiyete, bulantı kusma, gördüğünüz gibi her yerde birbiriyle karşılaşıyoruz. Az önce ansiyetik ilaçları konuşmuştuk ama antipsikotik ilaçlar da yine ansiyete tedavisinde kullanılabiliyor. Kafanız karışmasın. Tıpta hiçbir zaman hiçbir şey kesin doğrularla ifade edilemez. Her zaman için gri renklidir. Bazen hiç ummadığınız bir hastalığın tedavisini hiç ummadığınız bir etken maddede bulabilirsiniz. O yüzden lütfen hocam ansiyetikleri az önce işledik, şimdi niye burada karşımıza çıktı diye düşünmeyin, tamam mı? Hiçbir zaman ilaçlarda siyah ya da beyaz yoktur. Hep gri hatta kalacağız. Yine vertigo ve alkol bağımlılığında buna bağlı, alkol bağımlılığına bağlı, bağlı yorulmuşum, yoksunluk sendromu. Yoksunluk sendromu tedavisinde. Demek ki az antipsikotik ilaçların kullanım alanları o şekildeymiş, endikasyonları da diyebiliriz. Şizofren tedavisinde, şizofreni tedavisinde ya da psikotik durumlarda, vertigoda, anksiyete de. Efe'cim sayfa 59, sayfa 59'dayız. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları işliyoruz. Bu grupta 4 tane ilaç olduğunu söyledik az önce arkadaşlarımla birlikte. Bunlardan bir tanesi anksiyolitik ilaçlardı. Anksiyolitik ilaçlar kaygı bozukluğu durumlarında kullanılan yeşil reçeteye tabi ilaçlardı. Antipsikotik ilaçlar yine psikiyatrik ilaç hastaların tedavisinde kullanılıyordu. Zaten yakaladım, çok da bir şey kaçırmadım. Antipsikotik ilaçlar şizofren tedavisinde, vertigonun tedavisinde, ansiyetede ve alkol bağımlılığına bağlı ortaya çıkan yoksunluk sendromunun tedavisinde kullanılan ilaçlar. Şimdi de bu grupta yer alan ve yine en fazla karşılaşma ihtimali olduğunu düşündüğüm etken maddeleri sizinle paylaşacağım. Burası yazıldı mı gençler? Tamam. Hem yazıp hem söylüyorum ki not almanız kolay olsun diye. Bu arada sayfa bakayım. Sayfa 60'a geçmişiz gençler. Onu da belirteyim. Sayfa 60'tayız. Yine burada en çok tercih edilen, en çok ya ön planda mı olan diyeyim. Tam kelimeyi de bulamadım ama etken maddeler diyelim. Başka etken maddeler de var. Tekrar altını çiziyorum. Bunlar sadece benim kişisel deneyimlerim ve araştırmalarım. Hani sadece deneyimlerime de tabi kalmıyorum. Son dönem şeylerimi de araştırıyorum. En çok karşılaşma ihtimali olduğunu düşündüğüm ve hiç yoktan birkaç tanesi aklınızda kalsın diye hepsini ezberlemenizi zaten beklemiyorum sizden. Hepsi benim de zaten aklımda değil. En çok karşılaşacağınızı düşündüklerimi veriyorum. Ama siz fazlasını öğrenmek istiyorsanız kitabınızdan yeteri kadar yararlanabilirsiniz. Anlaştık mı? Şimdi bu grupta yer alan bazı etken maddeler, bazıyı da ekleyelim şuraya. Bir tanesi risperidon. Şunlar D, benim D'lerim biraz bir kaynak oluyor. Risperidon. Bir tanesi largastin. Lardaktil, bir tanesi Navan, onu söyleyebiliriz. Yine Taraktan, onu söyleyebiliriz. Başka Haldol var. Bir de Klozokin'i söyleyebiliriz. Bunlar benim için yeterli olacaktır. Kitabınızda da var bu etken maddeler.
neler zaten. Hani sıfırdan bir şeyler anlatmıyorum. Sadece kitabınızı biraz daha toparlamaya çalıştım sizler için. Antipsikotik ilaçlar, vertigonun, şizofrenin, işte madde bağımlılığı, alkol bağımlılığının, yoksunluk sendromu gibi durumlarda kullandığımız ilaç grupları, burada yer alan, karşılaşma ihtimalinin en fazla olduğunu düşündüğüm etken maddeler. Tabii ilaç kullanımı tamamen doktorun kendi kişisel kararıdır gençler. Yani bütün doktorlar bu ilaçları kullanacak diye bir şey yok. Bu grupta yer alan herhangi bir ilaç da kullanılabilir. Sadece karşılaşma ihtimalimiz yüksek olduğunu düşündüğüm için bu grupları yazıyorum. Ve bunlar etken maddelerimiz. Sizin hep etken madde paylaşıyorum. Ticari isimleri hep parantez içinde belirteceğim. Bilginiz olsun. Tamam. Yazıldıysa siliyorum. Antidepresanlara geçeceğiz. Harikasınız. Artık daha da özet gidiyorum. Peki antidepresan ve antimanik ilaçlar. Üçüncüsü. Depresyon kelimesini çok sık duyduğunuzu düşünüyorum. Şu anda hepimiz biraz hafif depresif de olabiliriz. Her depresyonda olan ilaç tedavisi görmeli mi? Tabii ki hayır. Depresyonun dozu ve şiddeti, boyutu çok önemli. Yine eğer çok uzun süre kendinizi mutsuz hissediyorsanız, işinizi ve sorumluluklarınızı yerine getiremez hale geldiyseniz, hayattan koptuysanız bu bir tedavi gerektiren bir depresif durum ama böyle sabah uyandığınız kendinizi keyifsiz hissediyorsunuz. İşte bir iki gün bu durum devam etti ama ondan sonra eski günlük yaşamınıza döndünüz, neşenize kavuştunuz, insanlar için yeniden faydalı hale geldiniz, kendiniz için yeniden ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hale geldiniz. Bu tabii ki ilaç tedavisi gerektiren bir durum değil. Yani her depresyona girdiğimizde ilaç kullanacağız diye bir şey yok. Ama bazı durumlarda var ki artık ilaç tedavisi almadan iyileşme şansımız ortadan kalkmıyor maalesef. Öyle durumlarda mutlaka tedavi olmalıyız. Çünkü depresyon tedavi edilmezse sonu ölümle bitebilecek ciddi bir ruh sağlığı problemi. Bunu da söyleyelim. Mani biliyorsunuz aşırı istekli olma halidir. Böyle bazı insanlar bir anda coşar, ses tonu yükselir, hareketlenir, kıpır kıpır yerinde duramaz ya. Aslında bunlar, bu tip durumlara biz mani diyoruz. Aşırı istek, neşe, konuşma hızında artış, sürekli fikir değiştirme, özgüven patlamaları, işte uyku gereksiniminde azalma olmasına rağmen kendini böyle dinç hisseden insanlar hafif manik olabilirler. Dolayısıyla depresyon ve maninin, mani gibi durumların, duygularının, duygu durum bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu bunlar. Şöyle yazalım. Depresyon ve adından da anlıyorsunuz. Depresyon ve mani. Duygu. Durum. Depresyon ve mani gibi duygu durum bozukluğuna bağlı gelişen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç grubu. Şimdi depresyonda olan kişiler eğer ilaç tedavisine ihtiyaç duyuluyorsa serotonin ve noradrenalin düzeyini arttıran ilaçlar kullanılır. Mantık bu şekilde ilerler. Siz de benimle birlikte yazın. Depresyonun tedavisinde serotonin ve noradrenalin düzeyini arttıran ilaçlar kullanılır. Demek ki birazcık bu hormonların
düşmesiyle birlikte biz de biraz depresif olabiliyormuşuz. Aslında depresyon yani ruh sağlığıyla alakalı bir konu ama vücudumuzdaki biraz da fiziksel bir yoksunluğun da sonucunda ortaya çıkıyormuş. O yüzden depresif olup da saklamanın, tedavi olmamanın hiçbir mantıklısı yok. Kanser olunca hepimiz tedavi oluyoruz değil mi? Grip olunca, tansiyon hastası, şeker hastası olunca. Nasıl ki bunlar da fiziksel bir problemse, depresyon da yine fiziksel kökenli bir rahatsızlık. Ama bu bizim biraz duygularımıza ve hayatımıza yansıyor. Bu grupta antidepresan ve antimanik ilaçlar grubunda 3 tane alt başlık göreceğiz sizinle. Bunlardan bir tanesi MAO inhibitörü dediğimiz monoamin oksidaz inhibitörleri. Kısaca MAO deniyor. MAO'lar, baş harflerinin kısaltılması. Monoamin, bir enzim aslında, monoamin oksidaz inhibitörleri, baskılayıcı demek inhibitör. Bir diğeri, hocam Efecan bir şey söylemiş. Efendim Efecan, ben korkuğum var artık, bir sürü risk var, varmadan denklemleri de öyleyim, depresyonla mıyım yani? Ben tabii ki işin uzmanı değilim Efecim ama kendi işte yataktan kalkmakta uzun zamandır zorluk çekiyorsan, yediğin yemekten, arkadaşlarınla konuşmaktan, sohbet etmekten keyif almıyorsan, kendini sürekli uyku halinde buluyorsan, elinden, içinden hiçbir şey yapmak gelmiyorsa konunun uzmanına danışabilirsin. Ben sana depresyondasın ya da değilsin diyecek yeterlilikte, yetkinlikte değilim. Ama bu tip belirtiler varsa araştırmakta fayda var diye önerebilirim. Tamam mı Efe'cim? MAO inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, trisiklik antidepresanlar ve trisiklik olmayanlar olmak üzere 3 alt başlık var. Yazalım lütfen bunları. Bu antidepresan ilaçlardan bahsediyoruz. 3 alt grupta inceliyoruz. MAO'lar. Bu bir enzim inhibitörü. Trisiklik antidepresanlar ve trisiklik olmayan antidepresanlar olmak üzere 3 grupta karşımıza çıkıyor. Yazalım lütfen. Son 4 dakika mı? Tamam. İnhibe etmek, tekrar söylüyorum, baskılamak. Nasıl stimüle etmek, uyarmak, harekete geçirmekse inhibitörler de o mevcut sorumlu oldukları şeyin baskılanmasını sağlıyorlar. İşte üretimini engelliyorlar gibi düşünebiliriz. Peki, muayenin inhibitörleri ne işe yarıyor? Bunlar karamsarlığı düzelten ve aktiviteyi arttıran ilaçlardır. Şöyle yazalım. Mavi ile yazalım. Karamsarlığı düzelten ve aktiviteyi arttıran ilaçlardır. MAO inhibitörleri niçin kullanılmış? Depresyondaki bir kişinin karamsarlığını düzeltmek ve aktivitesini arttırmak amacıyla kullanılan ilaçlarmış. Şunun amacı şu, okumuz arttıran demek. Arttıran ilaçlardır. Tamam. Yazıldı mı? Tamam. Son 2 dakikamız var. O zaman şöyle yapalım. Siz bunları yaza durun. Burada bir mola verelim, teneffüs yapalım. Kahvaltısını yapmamış olanlar varsa lütfen kahvaltılarını yapsınlar bu 10 dakikada. Aç karnı çünkü vücut enerji ihtiyacını karşılayamadığı için öğrenmeniz de olumsuz etkilenir.
Uyanamayanlar şöyle artık yaşınız uygun bir bardak çayını alabilir. Tamam. Bir 10 dakika toparlanın. Odanızı havalandırın bu arada. Bunu sık sık yapın lütfen. 5'er dakikalık havalandırmalar her teneffüs arasında size de iyi gelecektir. Şimdilik dersi bitiriyorum. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Gençler yeniden merhaba. Antidepresan ve manik, antimanik ilaçları konuşuyor idik hatırlarsanız. Antidepresan ve antimanik ilaçlar da kendi içinde 3 grupta toplanmıştı. MAO inhibitörleri. MAO bir enzim aslında vücudumuzda bulunan. Bu grup ilaçların kullanım amacı karamsarlığı düzeltmek ve aktiviteyi arttırmak amacıyla. Bir diğeri trisiklik antidepresanlar. Bunlar sinir uçlarından salınan adrenalin ve noradrenalin nöronunun geri alınmasını engelleyen ilaçlar. Daha çok böyle fobilerin, gece işemelerinin, panik bozuklukların tedavisinde kullanılırlar ağırlıklı olarak. Şimdi bunu nasıl yazsam size onu düşünüyorum. Şöyle diyelim. Sinir uçlarından salınan adrenalin ve noradrenalinin adrenalin ve noradrenalin nörona yani sinir hücresiydi biliyorsunuz nöron nörona geri alınmasını engellerler. Nöronu biliyorsunuz değil mi? Nöron tek bir sinir hücresine verilen isim. Nöronlar bir araya gelerek sinir dokuyu oluşturuyor unutmayın. Nörona geri alınmasını engellerler. Çalışma mekanizmaları bu şekilde. Trisiklik antidepresanları. Tedavi olarak nerede kullanıyorlar? Endojen depresyonda. Endikasyonları diyelim. Endojen depresyon, işte fobiler, bu işte atıyorum kapalı yerde kalma korkusu, karanlık korkusu, ileri seviyede olan hayvanlardan, işte kediden korkmak, köpekten korkmak gibi, nokturne gece işemeleri, panik bozukluklar, buranın tedavisinde kullanılan ilaç grubu. Trisiklik antidepresanlar. Bu kadar bilmeniz benim için yeterli. Bu arada sayfa 61'deyiz. Onu da söyleyeyim. Birazdan da sayfa 62'ye geçiyoruz hatta. Kitabımız önce monoamin oksidaz inhibitörlerini almış. Problem değil. Sıralamanın bir önemi yok. Ben daha sistemli olması için söyledim. Yazıldı mı? Son bir tane daha kaldı bu grupta. Trisiklik olmayan antidepresanlar. Onları konuşacağız. Siliyorum. Tamam, yazmışım. Şuradan siliyorum. Son
arttırıyordu, değil mi? Kişinin günlük aktivitesini arttırmaya için kullanılan ilaç grubuydu. Trisiklitler ne işe yarıyordu? Serotonin, adrenalin ve noradrenalin geri alınmasını, nörona geri alınmasını engelliyorlardı. Ve son olarak öğreneceğimiz gruptaki antidepresan gruplar trisiklit olmayanlar. Maviyle devam edeyim. Üçüncüsü. Gösteriyor. Bunlar da şu şekilde seçici olarak serotoninin seçici olarak elimle yanılın. Seçici olarak serotoninin seçici olarak serotoninin geri alımını inhibe ederler. Engellerler yani. Demek ki serotonin, adrenalin, noradrenalin bizim için önemlilermiş. Vücudumuzdaki önemli hormonlarmış, nörotransmitterlermiş. Aynı zamanda taşıyıcıydı bunlar biliyorsunuz. Sinirden sinire bilgi aktaranlardı. Bunların eksikliği demek ki ya da fazlalığı bir takım depresif rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden oluyormuş. Bu grup ilaçlarda bu yönde eksikliği tamamlayarak kişilerin depresyonunu, anksiyete bozukluğunu, manik durumlarını tedavi ediyorlar imiş. Anlaştık mı? Şimdi psikiyatrik ilaçları dört başlık altında inceleyeceğimizi konuşmuştuk ya. Dördüncü başlığımıza geçiyoruz. Santral sinir sistemi stimülanları. Silebilir miyim? Tamam. Neredeyim? Sayfa 62'deyim. Santral sinir sistemi stimülanları. Bunlar psikiyatrik ilaçların altında işlediğimiz dört ana başlığın sonuncusu. Kafa karışıklığı olmasın lütfen. Bu MAO'lar, trisiklikler, bunlar depresyon ve manik tedavisinde kullanılanlardı. Tamam, onun alt başlığıydı. Şimdi dördüncü ve son ilaç grubumuz olan santral sinir sistemi stimülanlarını görelim. Klinik tedavide kullanımı kısıtlıdır. Başka ne söyleyebiliriz? Nerede kullanılır? Hiperaktivite tedavisinde. Hiperaktivite tedavisi. Çocuklarda özellikle. Obez kişilerin zayıflatılması, eğer altında yatan psikolojik bir sebep varsa tabii ki, aşırı uyku eğiliminde olan narkolepsi dediğimiz kişilerde, bunun da sayfa kaçta olduğunu sormuşlar. Burası sayfa kaçta? Sayfa 62'de gençler. Evet, hocam bir şey söylemiş. Evet Efe'cim. Tinkare gibi mi? Orsini istat. Efe'cim bir grup ilaçları. Şimdi ilaç ismi ben burada
burada çok şey bilinçsizce kullanmak istemiyorum. Çünkü maalesef Türk toplumu olarak duyduğumuz her şeyi kullanma eğilimindeyiz. O yüzden ilaç ismini ben gerekli gördükçe ya da gerçekten çok sık kullanılan ve çok büyük risk teşkil etmediği sürece paylaşıyorum. O yüzden sizden de bu noktada duyarlı olmanızı rica ediyorum. Çünkü derslerimiz canlı yapılıyor biliyorsunuz. Bu tip ilaç grupları evet var kullanımda. Hiperaktivite zamanımızda ne yazık ki çocuklarımızla da çok sık karşılaştığımız durumlardan biri. Biraz beslenme tarzıyla alakalı, biraz da anne babanın ilgisiyle de alakalı. Ama bunlar birazcık vücudumuzdaki yine dopaminden kaynaklı, dopamin ve noradrenalinden kaynaklı sağlık sorunları. Hani psikolojik bir sorun gibi düşünmenizi istemiyorum. Altında yatan şey aslında fiziksel bir fazlalık ya da azlık durumu. Tamam? Ama ortaya böyle ruhsal yansıyor. Nasıl tansiyonunuz yükseldiğinde işte göz bebekleriniz kanlanır, işte yanaklar böyle kırmızı kırmızı olur, ağrı hissetmeye başlarsınız. Aynı şeyde de işte bu adrenalinde, noradrenalinde, serotoninde bunların eksikliğinde ya da fazlalığında, vücutta eksik ya da fazla olmasında da vücudumuz bir takım belirtiler verir. İşte kimi zaman aşırı uyuma halinde oluruz, kimi zaman aşırı neşeli, enerjik oluruz. Kimi zaman kaygılara, korkulara kapılırız hayatımıza etkileyecek düzeyde. İşte atıyorum çizgilere basmadan yürümek, bu bir bozukluktur. Ya da ne bileyim asansör kullanamamak, kapalı alan olduğu için, karanlıkta kalamamak gibi gibi gibi, dışarıda yemek yiyememek. Bunlar biraz şey ama altında yatan sebepler tamamen fiziksel sebepler ve ilaç tedavisi bu yüzden var. O yüzden ne yapıyoruz? Böyle belirtilerimiz varsa tedavi olmaktan utanmıyoruz, çekinmiyoruz. 21. yüzyılda insanlar hala maalesef psikiyatriste gitmekten ve psikiyatrik ilaçlar kullanmaktan utanıyor ve çekiniyor. Ben de bunu anlamıyorum. Tansiyon hastasıysan tansiyon ilacı kullanıyorsun değil mi? Gerine gerine. Hiçbir sorun yaşamadan. Bunun da hiçbir farkı yok. Tamam mıdır? Peki, santral sinir sistemi ilaçları ile ilgili olarak şimdilik bunları bilmeniz benim için yeterli. Biraz da etken maddelerinden bahsedelim. Kitabımızda grup grup vermiş. Ben öyle bir şey yapmadım. Sadece etken maddeleri bile. Yine en çok karşılaşacağımız ve hatta günlük hayatta da kullandığımız, tükettiğiniz ilaçlardan biraz. İlaç demeyeyim de etken maddelerden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi kafein. Bunu siliyorum şurayı. Klinik olarak hiperaktivite tedavisinde, obezitede ve narkolepsi yani aşırı uyku eğilimlerinde kullanılıyormuş bu ilaç grubu. Klinik tedavisinde kullanımı kısıtlıymış. Peki biz bu ilaçları etken maddelere gömelim. Bir tanesini çok tanıyorsunuz. Kafein. Değil mi? Nerede var kafein? Hadi söyleyin bakalım. Kafein nerede var? Kahvede. Evet. Kolada. Evet. Çayda yok. Çikolatada da emin değilim. Ama diğer sermiş olduğunuz bazı gazlı içecekler de tabii ki kahve. Kafeinin içinde bolca bulunduğu şeyler. Peki niye içiyoruz biz kahveyi? Niye içiyoruz? Ayılmak için, uyanık kalmak için değil mi? Az önce de uyku tedavisinde kullanacağız. Uygunsuz aynen öyle işte aşırı uyku eğiliminde olan kişiler de o yüzden kafeinden yararlanıyor. Obezite demiştik ya hatırlarsanız, çay ve özellikle kahve, bilhassa da Türk kahvesi, gerçi Türk kahvesinin içindeki kafein miktarı biraz az ama toplu kisi veren maddelerdir. Böyle aç karnına içilen tabii mideniz sağlamsa, onu özellikle belirtmek istiyorum, ya da yemeklerden 2 saat sonra içilen bir Türk kahvesi daha uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır. Bu da diyet programlarında sıkça rastlanılan metotlardan bir tanesi. Teofilin nedir gençler? Hadi bakalım. Teofilin. Bunu da çok sık yapıyoruz, tüketiyoruz. Nerede bulunur?
Hayır, kalmadım. Peki, Teofil'in ben şöyle solunum sistemi hastalıklarından bahsederken, daha doğrusu özür dilerim, solunum sisteminin hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlarda da karşımıza çıkacak Teofil'in. Çok sık kullanılan maddelerden bir tanesi. Bunların bronşlar üzerinde gevşetme özelliği var. Bronşları gevşeterek kişilerin daha rahat nefes almasını sağlıyor Teofil'in. Hocam, kas gevşetici demişler. Evet. Solunum uyarısı değinmek. Aynen öyle, çok doğru. Solunumun uyarılarak, daha doğrusu akciğerinizi bir hatırlayın, şöyle bronşlar, bronşiyoller, alveollere doğru bir dallanan o büyük koca ağ gibi düşünün. Orada bulunan bronş düz kaslarını genişleterek kişinin daha rahat nefes almasını sağlamaya yarayan, daha fazla oksijenlenmeyi sağlayan bir ilaç etken maddesi. Çok sık kullanılan etken maddelerden bir tanesi Teofil'in. Bir tane de bir grup daha var burada yer alan öğreneceğimiz, amfetamin. Yine bunu da çok sık duyacaksınız. Tamam. Amfetamin ise semptomimetik etkileri yol açan bir ilaç. Semptomimetik etkiler neydi? Dersimizin başında görmüştük. Dopamin salınımını arttırıyordu. Antidopaminerjikti. Sempatomimetik etkilere yol açıyordu. Yani sempatik sinir sistemini taklit eden ilaçlardı bunlar hatırlarsanız. Amfetamin de vücudumuzda adrenalin yükselmesine neden olan bir ilaç grubu. Tamam. Sayfa 62-63'teydik. Şurada ben bir kitabınızı alayım. Kitabınızda yine bu konu içerisinde geçen madde bağımlılığı diye bir bölüm var. O bölümü ben işlemeyeceğim. Sizin okumanızı istiyorum. Ama şunu hep altını çizerek konuştuk. Sinir sistemine yönelik kullanılan ilaçların birçoğunun bağımlılık yapıcı özelliği olduğunu, o yüzden mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini, hatta bu sebepten birçoğunun kırmızı ve yeşil reçeteye tabi olduğunu hep size söylemiştim. Bu maddelerin de kullanılması, uzun süre kullanılması kişilerde bağımlılığa neden olabilir. Yine sinir sistemi ilaçları ile ilgili bilmeniz gereken çok önemli bir detay daha var. Özellikle antidepresanlar mutlaka yavaş yavaş vücutta alıştıra kullanılması gereken, yani en küçük dozdan başlayıp zamanla doz arttırımıyla devam edilen, tedavi dozuna ulaşıldığında o dozla tedavinin devam ettirildiği ve ilaç bırakılma aşamasına geldiğinde yine kademeli olarak kesilerek bıraktırılan ilaçlardır. Kafanıza göre ben şu dozla alayım, başlayayım, canım sıkıldı, kendimi iyi hissediyorum, artık ilacımı bırakayım diyebileceğiniz bir ilaç grubu kesinlikle değil gençler. Bunu niye söylüyorum? Çevrenizde ya da ileride mesleğe başladığınızda hastalarda bununla ilgili bir problemle karşılaşırsanız bu konuda mutlaka doktorunuzu bilgilendireceksiniz. Çünkü tekrar altını çiziyorum. Bu grup ilaçların hiçbiri kafanıza göre başlayıp ilaçların hiçbiri öyle değil de bu gruplar daha da hassas. Hiçbiri kafanıza göre başlayıp kafanıza göre kesebileceğiniz ilaçlar asla ve asla değil. Doz arttırımıyla başlanıp tekrardan doz azaltımıyla bıraktırılması gereken ilaç grupları. Tamam mı? Hatta bazı ilaç grupları var ki işte özellikle hiperaktivite tedavisinde kullanılan, asla doktorunuza danışmadan kesilmemesi gereken ilaçlar. Çünkü bir anda bütün tedaviyi çöpe atabilirsiniz. Oldu mu? Sayfa 64'te Dünya Sağlık Örgütü'nün madde bağımlılığı tipleri diye bir çizelge var. Onu da bir inceleyin lütfen. Bağımlılık tipleri. Ve bağımlılığın kişisel ve sosyal zararlarından bahsetmişler. Biliyorsunuz hem ekonomik açıdan hem de kişinin sosyal hayatı açısından, yaşam kalitesi açısından son derece sıkıntılı durumlar. Hiç kimsenin böyle bağımlılıklar edinmemesini arzu ediyoruz. Ama maalesef bazen isteyerek, bazen de istemeden bu kapanın içinde bulabiliyor gençler kendilerini. Sadece gençler değil tabii ki, ilerleyen yaş grupları da risk altında. Özellikle de
sinir sistemi ilaçlarının dikkatli kullanılması gerekiyor dememizin sebebi bu. Çünkü içlerinde bağımlılık yapıcı olanları da var. Efendim şöyle bir soru gelmiş. Neden ciddisiz satılıyor o zaman demişler? Bağımlılık özelliği olanlar reçetesiz asla satılmıyor. Hatta dediğim gibi kırmızı ve yeşil reçeteye tabi olarak bulunuyor. Hangi ilaçtan bahsettiğinizi bilmiyorum. Normalde reçetesiz alamamamız lazım. Oldu mu? Uyuşturucu mu var demişler. Uyuşturucu mu? Uyuşturucu da bağımlılık yapan maddelerden bir tanesine yazın ki. Şimdi analjezikleri ve anestezikleri konuşurken birazcık onlara da değineceğiz. Ama tabii satılan her uyuşturucu madde tıbbi tedavide kullanılıyor diye bir şey söz konusu değil. Ama tıbbi olarak faydalandığımız ve uyuşturucu kelimesiyle bir arada kullanmak durumunda olduğumuz maddeler de var maalesef. Mesela birazdan konuşacağız ama morfin. Kanser, ileri seviye kanser hastalarının ağrısını dindirmede kullanabileceğimiz başka bir ağrı kesici yok, güçlü bir ağrı kesici yok ama sürekli kullanımı kişide bağımlı hale geliyor. Tamam. Peki. Kaç dakikamız var hocam? Son 5 dakika. O zaman bir başlığımızı atalım. Temel ilaç bilgisi dersindeyiz. Sinir sistemine etki eden ilaçları işlemeye devam ediyoruz. Burada psikiyatrik hastalıkları tedavisine kullanılan ilaçları tamamladık. Yine aynı konunun devamında bir başka başlığa geçiyoruz. O başlığımız da narkotik analjezik etkili ilaçlar. Bu kapsamda olan hiçbir ilaç reçetesiz satılamaz. Sayfa 64'teyim. Narkotik. Analjezik, narkotik, analjezik etkili ilaçlar. Analjezik çok sık karşılaşacaksınız. Ağrı kesici demek, onu söyleyelim. Analjezik etki demek, ağrı kesici etkisi anlamına geliyor. Parantez içinde ağrı kesici diyelim. Bu grupta yer aldığı için söylemiyorum da mesela parol kutularının üzerine bakın analjezik yazar. Demek ki bir ilaç kutusunun üzerinde analjezik ibaresini görürsem o ilaç ne işe yarıyormuş? Ağrı kesmeye yarıyormuş. Başka işlere de yarayabilir ama analjezik ibaresi bana ağrı kesici özelliği olduğunu gösteriyor. Tamam mı? Narkotik analjezik etkili ilaçlar bilinç kaybı olmadan ağrı duygusunun azaltılması ya da ortadan kaldırılmasını sağlayan ilaçlardır. Bu amaçla kullanılan ilaçlara analjezik ilaçlar diyoruz. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim şey bilinç kaybı olmadan. Yazalım. Bilinç kaybı olmadan ağrı duygusunu azaltmak ya da ortadan kaldırmak. Ya da yazılır ya da azaltmak ya da hastanın bilincini koruyarak bilinçliyken kişi ağrısını azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla kullandığı ilaç grupları narkotik analjezik etkili ilaçlar olarak geçiyormuş. Bunlar kırmızı reçeteye tabi. Bu grupta yer alan ilaçlar kırmızı reçeteye tabidir. Kanser, postoperatif ağrılar ve kemik kırığı gibi ağır ağrılarda, yani şiddetli ağrılarda kullanılan ilaçlardır. Endikasyonlarını yazalım.
kansere bağlı mı diyelim, nasıl diyelim, kansere bağlı. Postoperatif ağrılar, ameliyat sonrası postoperatif ağrılar, kemik kırığı, kemik kırığı gibi şiddetli ağrılarda kullanılır. Yer alan ve en çok karşılaştığınız, duyacağınız etken maddelerse şurası gözüküyor mu öğretmenim? Gözüküyor ama çok net değil hocam. Öyle mi? O zaman tamam. Yazdıysanız haber verin gençler. Üç tane etken maddesini verip dersi bitireceğim. Tamam. Haftaya yazarız. Morfin, kodein, fentanil, metadon, bu grupta yer alan etken maddeler gençler. Bilin, haftaya tekrardan bu başlıkla başlayalım. Bana hatırlatırsanız sevinirim. Ben de notum alayım gerçi de. Narkotik, analjetik etkili ilaçlar gelsin. Kendinize iyi bakın. Lütfen kitabı not alanlar defterine yazmayı unutmasın bunları. Kitap biraz daha yoğun bilgi içeriyor. Biz biraz daha özet verdik ki öğrenmemiz kolay olsun diye. Kendinize iyi bakın. Temel ilaç bilgisi dersi bu haftalık bu kadar. Bu arada hepinize iyi seneler diliyorum. Umarım 2021 tüm beklentilerinizi karşıladığı bir yıl olur. Bir daha haftaya pazartesiye kadar sizinle görüşemeyeceğiz çünkü. Ailelerinize de iyi yıllar dileklerimi iletin lütfen. 2021 çok güzel gelsin. Hiç bitmesin, o kadar güzel gelsin. Şimdi 2020'den kurtulalım artık. Hoşçakalın.